Saç kırandan bahsederek başlayacağız programımıza. Buyurun. Evet, saç kıran maalesef enfeksiyon sonucu oluşan bir durum. Nedenin için bakteri, virüs ve mantarların sebep olduğu komple bir rahatsızlık. Saçlar beslenemediği zaman, saçları bahçenizde, tarlanızdaki bitkiye benzetin. Sulamadığınız zaman nasıl ki bitkiler kurur, saç diplerini, saç köklerini besleyen hücrelerdeki damarların yağlanması, daralması, sertleşmesi nedeniyle yeterince vitamin, mineral, enzim, glikoz akışı olmazsa saçlar zayıflar, bakteri, virüs ve mantarlar için efendim bir yaşam alanı oluşur. Bu nedenle hemen tedbir almak gerekir. Eğer ki kişinin saçları yağlanmışsa yağlı saçları hemen tedavi etmek gerekir. Çok kolay. Mesela 250 mililitrelik küçük sirke, bir şişe sirkeye biberiye, huş yaprağı, ısırgan otu, bunlardan herhangi biri veyahut da sadece biberiye de olabilir. İki çorba kaşığı biberiye katılır. Birkaç gün bekledikten sonra bu biberiyeli sirkeyle kişi saçlarını masaj yaparsa efendim yağlı saçları temizler, kurutur. Kuruyan saçlar için ise zeytinyağıyla saçlar masaj yapılır. Akşamdan masaj yapılır, ovalanır. Sabah banyo yapılır. Tabii yastık kirlenmesin diye başındaki kişi belki tülbent sarması gerekebilir. Yani her türlü rahatsızlık için çözümler var. Mühim olan zamanında tedbir almak. Saç kıranın sebebi bilindiği gibi kişinin aşırı kimyasal ilaçlar kullanması nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesi. 2,5 yaşında Berri Emre isimli bir beyefendi geldi. Çocuğunun 6 yaşında saçları dökülmeye başlamış. Neden? Çünkü 2,5 yaşından beri çocuğa sürekli üşütme, grip, nezle vesaire de sürekli antibiyotik veriyorlar. Ne oldu? 6 yaşında çocuk saçları dökülmeye başlamış. 6 yaşındaki çocuğun saçları dökülür mü? Dökülmez ama sürekli antibiyotik vere çocuğu zehirlemişler. Karaciğeri perişan etmişler. Problem değil dedik. Her şeyin bir çözümü var. Efendim iksir, aloe vera jel, saç için özel bir çay kullandığı zaman yavaş yavaş 2 ay içerisinde problem ortadan kalkar. Frankfurt'tan Hasan Bey, adamcağızın sabah kalkmış, yüzünde bir saç kıran, bir de bıyığında bıyık kıran. Adamcağız pala bıyıkken olmuş yarım bıyık. Ya bıyığının yarısı gitmiş. Sabah kalkıyor, bakıyor ki bıyığının yarısı yok. Pala bıyıkken böyle her seferinde bıyıklarını özel yağlarla masaj yapıyor, ovalıyor vesaire. Bakımlı, bakımlı, dikkat ediyordu. Bir de sabah kalkıyor, bıyığının yarısı yok. Neden? Efendim her rahatsızlıkta ilaç kullanıyor. Sürekli doktora gidiyor. Çeşit ilaçlar. Karaciğeri zehirliyor, bağırsakları zehirliyor. Tabii ki kan yapısı, dokusu bozuluyor. Bu nedenle böyle bir problem. Doktoruna gitmiş, kortizon. Çıkıyor, bıraktığı zaman kortizonu 2-3 ay sonra tekrar bıyık gidiyor, sakal kıran vesaire. Bana dedi ki ya herkese bir derdine derman olursun, bana da bir çözüm. Problem yok dedik. Bağırsakları ve karaciğeri iyileştirdiği zaman buradaki değerler normala döndüğünde problem ortadan kalkar. Ekseri aloe vera jel kullanıyorsun, problem ortadan kalkıyor. O kadar basit. Tamam dedi, çok güzel. Kullandı, 3 ay sonra problemden kurtuldu. Bizim yanımızda çalışan bir eleman Mehmet isimli genç askere gitti. Askerdeyken, giderken saçı çok gürdü. Askerden geldi, o saçın üstü gitmiş. Neredeyse hemen hemen dökülmüş. Dedi ki ne yapayım ben? İşte iksir nedir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytinyağı, kakule içeri. Bunları kullanıyorsun, yavaş yavaş bağışıklık sistemin güçlenir, karaciğer düzelir, tekrar kaliteli kan yapar. İlikler kan yapar, omurilin içerisindeki ilikler ve karaciğer kan yapar. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi absorbe edemiyorsa nasıl kan yapsın? Kişide kan vardır ama kanın kalitesi düşük. Bu nedenle saçları yavaş yavaş dökülür, beslenemediği için. Tamam. Kullandı. 3 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Normale döndü. Bir beyefendi de
dün beni ziyarete geldi. O da bir yıl önce saçının üstü tamamen caz cavlak olmuş. Bir tane kıl tüy yok. Üstü gitmiş, yanına arka duruyor. Bana dedi ki, efendim saç ektirmek istemiyorum. Bunun bitkilerle çözümü var mı? Var ama çok çok zaman alır dedim. Problem değil, ameliyat olmak. Saç ektirmek istemiyorum. Çünkü saç ekilince kişide birçok rahatsızlığı tetikliyor. İşte duş aldıktan sonra saçları yanıyor. Saç dipleri, sinirlere zarar veriyor. Rahatsız ediyor. Başında böyle bir pörük varmış gibi hissediyor. Kendini rahat hissetmiyor. Orada bir emanet doku hissediyor. Birçok ameliyat olan kişiden duyduğumuz bu. Dedim ki ben ona, spirulina kullan. Spirulina, spirulina ile ilgili destan gibi burada spirulina ne içerir? Yazı, ekstra bunu printer'den çıkardım. 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Omega 3, 6, 9 balık yağlarındaki yağlar içerir. Efendim, esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler içerir. Devam ediyor. 3 sayfa. Hemen hemen 22 çeşit amino asitlerin hepsini içerir. Yani uzun bir anne sütüne hemen hemen eş değer dünyada tek gıdadır. Spirulina. Spirulina kullanacaksın ama günde 5 defa 2 kapsül, takriben de 1 yıl. Problem değil. Önemli değil. Ben kullanırım. Yeter ki şu saçım bir düzelsin. Psikolojik bunalıma girmiş. Saçın üstü tamamen gitmiş. Ne olacağım diye korkuyor. Problem değil. Tedavi ederiz. Bu spirulina kullandı. Dün geldi. Saçı normal fırça gibi saç çıkmış tekrar. Evet, ben de şaşırdım. Başka bir arkadaşımız da saçı aynı benim saçı gibi böyle gri, beyazlaşmış. Gelmiş bana diyor ki, ben tekrar saçımın siyahlaşmasını istiyorum. Var mı bunun çözümü? Var. Dedi ki, sen niye saçlarını o zaman siyahlaştırmıyorsun? Ben memnunum bu halimden. Saçım beyaz olsun. Ben böyle alıştım buna. Artık siyahlaştırmayı düşünmüyorum. Nedir? Her sabah kalktığımda kişi bir diş sarımsak yerse bir yıl boyunca ama sürekli tekrar pigment oluşmaya başlar. Melanin denen pigment oluşmaya başlarsa saç yavaş yavaş tekrar siyahlaşır. Fakat bir yıl çok uzun süre. Benim böyle bir şeyim yok. Sen yapabilirsen yap dedim. Bir yıl sonra saçı simsiyah oldu. Bembeyaz olan saçları. Her gün bir diş sarımsak yerse kişi saçları tekrar siyahlaşabilir. Saç dökülmesi ve saç kıranı iyileştirmek, tedavi etmek mümkün. Geç kalınmadığı sürece bunu tetikleyen sebepler bağırsak florasının bozulması, karaciğer yağlanması ve kanın yapısının, dokusunun bozulması nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesinden kaynaklanan bu nedenle bağırsakları karaciğer tedavi ettiğinizde, damarların iç yüzeyindeki plakları çözüp temizlediğinizde, arıttığınızda saç kırandan da saç dökülmesinden kurtulmak mümkün. Tedavi edilebilir, mümkün değil. Yani problem yok. Efendim, saç kıran ve saçlarda zafiyet problemlerine karşı spirulina. İşte benim söylediğim dostumun saçının üstü tamamen gitmiş, dökülmüştü. Yani saçının üst tarafında, başın üst tarafında kıl tüy hiçbir şey kalmamıştı. Caz cavlak olmuştu. Bir yıl spirulina kullandı düzenli olarak. Ve saçları tekrar fırça gibi ortaya çıktı. İzmir'den bir genç, Şahin Bey, liseye giderken saç kırana yakalanmış. Tamam, saçında metal para büyüklüğünde 28 tane delik gibi böyle saçında problem. Efendim, şimdi ben aradı diyor ki, ya hocam denedim çeşit ürünler, okula gidemiyor, lisede okuyor. Artık okula gidemiyorum, utancımdan herkes bana gülüyor. 28 tane saçında metal para büyüklüğünde delik gibi noktalar. Ben artık okula gitmiyorum, psikolojim bozuldu. Ailesi de zorla göndermek istiyor, üniversiteye gideceksin evladım vesaire. Hiç problem değil dedim. İksir aloe vera jel, enginar forte, cordyceps forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullanıyorsun. 4 ay sonra okuluna gidiyorsun.
4 ay sonra tekrar saç kıran diye bir problem kalmadı. Evet, Almanya'dan da bıyık kırana yakalanan vatandaş Palabıyık'ın da lakaplı Hasan Bey'in de bıyığının yarısı gitmişti. O da 6 hafta içerisinde tekrar o meşhur bıyıklarına kavuştu.